Gençler Selam, hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden. Lofta devam ediyoruz. İkinci bölüm, yüksek ihtimalle son bölüm olacak, bilginiz olsun. Çok değişik bir oyun. Genel görüşlerim açıkçası oyunun değişik bir oyun olduğu yönünde. Ve demo oyundan beklenmeyeceğiniz bir özellik. Oyunda gerçekten save olayı çalışıyor arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Çünkü ben oyunu kapatmak zorunda kaldım şu kaydın bir şeyini kontrol etmem adına. Oyunu kapattım, save ettim ama Allah'ım dedim inşallah save olmuştur ve bir geldim, bakın bu manzara. Oyun yani kendini save etmiş ki gayet mutluluk verici bir olay bu. Şimdi ben biraz odun toplamak istiyorum çünkü kendim evimizi yapacağız. Daha sonra, bir dakika, ne biliyor musunuz, bence evimizi buraya yapmayalım. Zaten biz bu adayı taşıyamıyoruz. Oğlum gitmeseydi lan. Zaten biz bu adayı taşıyamıyoruz. O yüzden dolayısıyla şeyin hiç manası yok yani, evimizi buraya yapmanın, öyle değil mi? Zaten biz taşınacağız abi buradan. Dolayısıyla ben istiyorum ki gidelim şu adaya. Küçük ama etkili olan adaya. Oraya gidelim efendi gibi, şöyle kendimize ait mütemadi şirin tatlı evimizi hemen konduralım istiyorum. Çünkü ev yapma olayını çok merak ediyorum ben, bir de aynı zamanda o tarz şeylere biraz takık olduğum için. Bunu keşfetmek de mantıklı. Bu arada ağaç kesmektense böyle çalı çırpı toplamak çok çok daha etkili abi. Ağacı kes, vur, düşsün. Düştükten sonra 5 parçaya ayrılsın. Sonra 5 parçaya ayrı ayrı git, vur. Çok teşekkür ederim ama pek benlik değil dostum. Böyle daha kolayı varken, böyle gidip elle lönk diye odun toplamak varken kimse şey yapmaz abi. Haberiniz olsun. Kimse böyle, hadi şunu keselim madem önümüze çıkmışken. Aa, kırılmış, çok pardon. Ben hala vurduğumuzu sanıyorum abi. Oha, küçücük bir ağaca göre daha kalın olan ağaçlardan daha çok resmen şey çıktı. Odun parçası çıktı. Tamam, bence bu kadar kafi. Kaç tane oldu odunumuz? 130... O ne lan? Oo, craft rope. Halat yapmak için kullanılıyor diyor. Oo, güzel. Ha bu... Az önceki adadan bulduğum şey o. Bu arada şuraya gitmek istiyorum. Orada da bayağı odun varmış. Onları kaçırmayalım. Zıpırt gelmek istemiyorum. Çünkü ev yaparken çok fazla odun gerekebilir arkadaşlar. Emin değilim. O yüzden toplamışken ne kadar çok odun toplarsak o kadar iyi. Çünkü temel yapı malzemelerinden bir tanesi odun olduğu için yüksek ihtimalle bayağı bir ihtiyacımız olacak bizim bu malzemelere. Şunu da keselim madem buraya gelmişken. Harika. Geliyor. Geldi. Çok güzel. Hemen onu da ver abi. Hoppa, bir tane daha vurdum. Dur, geliyorum, bekle. Havada aldım. Benden kaçmaz abi. Loot benden kaçmaz. Bu arada şöyle bir şey yapacağız. Yıkabiliyorsak şu salak şeyleri yıkalım. Ama nasıl yıkıldığını bilmiyorum. Bir şey inşa et. B, aynen. B. Şimdi bunu aldım. Tamam mı? Destroy. Evet, evet, bunu destroy. Oh be, sağ tuşlaymış. Destroy, destroy. Evet, her şeyi yıktım gençler. Benim artık bu adayla hiçbir ilişkim kalmadı. Bu ev dediğimiz yuvaya maalesef elveda demek durumundayız. Ve yeni yelkenler, yeni yerlere, şuraya gidiyoruz abi. Takılı mı? Takılı. Let's go. Let's go abi. Biraz daha ilerleyebiliriz bile, biliyor musunuz? Aslında biraz gitsek mi? Şu ada da çok büyük. O yüzden oraya uğramak istemiyorum. Burayı es geçelim şimdilik. Çok uzak zaten. Şey, çok uzak diyorum. Çok küçük bir ada. Hem de yeni yerler görmüş olabiliriz. Bence şuraya gidersek burası bizi acayip fırlatacakmış gibi hissediyorum. Aynen. Aa, çok iyi. Bak, mantarlı ada var sol tarafta. Şey, düzeltiyorum, sağ tarafta. Şuraya doğru gitsek ne buluruz? Bak, sanki şurada daha farklı bir ada var. Evet. Dur, oraya gidelim abi. Şuraya gidelim. Şu ikili adalardan bir tanesi güzele benziyor. Bunlardan bir tanesini bence kullanabiliriz. Şu da çok küçükmüş ya. O kadar küçük olmasın. Ev mev yapacağız çünkü. Şurası bizim adamız olsun. Uçma olayı bayağı keyifli bu arada. Biraz alıştıktan sonra. Biraz alıştıktan sonra. Evet be. Müthiş bir iniş yaptım. Burası gerçekten bir ev olacak kadar iyi. Bakın, oradan lootlanacağız. Geleceğiz buraya, harcayacağız. Evet arkadaşlar, burası bizim yeni evimiz olacak. Yalnız şu çer çöpten bir kurtulalım. Ver abi onu da. Şu
şunlardan da şöyle bir kurtulalım ve temiz bir alan açalım istiyorum kendime. Umarım ev yapmak çok zor değildir. Girişeceğiz şimdi ve inşallah çok da fazla odun gerekmiyordur. Çünkü o kadar fazla odunum yok. Kaç tane var? 379 yine bayağı varmış. Kır abi şunu, o değil. Kır abi. Harika. Harika. Acaba taşları alet edevat yapmaktan başka nerede kullanabiliyoruz? O da diğer bir soru işareti. Çok fazla taşım var ve hiçbirini etkili kullanamadım. Yani ancak sharp stone yaptım. Ondan da zaten balta yapabildik. Peki. Şimdi buraya buraya şeyi koyacağım. Şu aletle sen değil. Bir dakika dostum. Taba basalım. Doğru yeri açmışım. Buradan aynen. Bir workbench yapalım kendimize. Tamam mı? Workbench evin içinde de tabii ki olacak ama şurada da bir workbench'imiz olsun. Tamam mı? Ardından buraya bir tane sawmill de koyalım. Bir tane daha sawmill koymamıza hiç gerek yok abi. Şimdi aynen. Evet, rope keşfettik. O zaman birazcık üretelim. Hatta hepsiyle rope üretmek istiyorum. 4 tane rope'umuz oldu. Gayet güzel abi. Bir dakika, yeni bir şeyler geldi sanırım. Bu odun ve bu ve bu ve bu. Oğlum işte bu. Gerçekten mi abi? Kılıç keşfettik. Bu ne? Oo, sickle mı? Aa şey, orak. Gayet güzel. Başka bir şey daha var. Henüz bitmedi arkadaşlar. Bu ne? Use the water container, use the water soil. Aa, toprağı sulamak. Aa şey. Toprağı sulayabiliyoruz bununla. Peki, sen ve sen. Bu ne? Aa, toprağı sulamak için bu sefer tahta bir şey yaptık. Oğlum çok keyifli bu olay. Rastgele bir şeyler buluyoruz bakın, random. Bu ne? Dorkip ne? A tool can be used as a hoe. Aa şey, mızrak. Gayet güzel. Mızrağımız da var. Başka bir şeyimiz kalmadı. Gençler bayağı bir şey keşfettik bu arada. Oğlum gerçekten bayağı bir şey keşfettik. Yalnız benim salak kafam sadece keşfetmekle kaldı. Ve üretmedi. Evet, doğru duydunuz. Üretmedik. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Şundan da yapalım. Bakın bununla bu aynı işi yaptığı için ekstradan bir daha bir şey yapmaya bence gerek yok. Şimdi bunu 4'e alalım. Şu sickle'ı 5'e. Mızrağı 6'ya. Şunu buraya. Evet. Bakın. Elimizde şey var. Aha. Aa, su atıyoruz. Ha bir dakika, çantamızdaki suyu atıyoruz bu arada, biliyor musunuz? Bakın çantamda 19 tane var. Bak. Fırlat. Bak, bir tane su gitti. Ha, kirli su atıyoruz. Tamam. Dursun. 5 ne? Bunları mı temizliyoruz? Hiçbir şey yaramıyor abi. Yanlış basıyorum. Yo. Sen kaybolun lan buradan. Evet. Hiçbir şey yaramayan bir orağımız var. Gayet güzel. Ve bu da bir de mızrak. Çok iyi. Bu yüksek ihtimalle çok çok daha güçlü, biliyor musunuz? Bence ağaçlardan bir tanesini kesmeliyim. Ağaç bir tanesini kestikten sonra hatırlıyorsunuz kökünde şey çıkıyordu. Bir işaret. O işareti ben mızrağa benzettim. Bak. Bakın aynen bu mızrak abi. Ne anlama geliyor acaba? Oha. Bir dakika. Aa. He lan, böyle toprağı ekiyebiliyoruz. Bak bir şey bulduk. Toprak aldık. Lan çok iyi. Bak kazayla bulduğumuz şeye bak abi, inanamıyorum. Müthiş. Burası bizim bahçemiz olacak. Şurası küçük minik şirin bir bahçemiz olacak. Şöyle yap. Harika. Şurayı da sen git buradan. Bak bundan nasıl kurtulacağız mesela? Dostum şundan kurtulmamız gerekiyor bizim ya. Çok saçmaymış bu arada. Dur abi. Sen de git buradan. Evet, harika oldu. Okey. Çok iyi. Şimdi şundan da kurtulalım hemen hızlı bir şekilde. Sonra böyle küçük şirin bir bahçemiz olacak bizim burada arkadaşlar.
küçük minik şirin. Güneş ışığı alacak, üzerine su atacağız. Bak toprak. Bakalım yeni neler keşfedebiliyoruz. Bir dakika, yeni toprağımız geldi çünkü. Crafting. O değil. Ha, patates yiyebiliyoruz. Bu ne? Patates tohumu. 19 tane var. Harika. Evet, bir şey keşfedemiyoruz. Aynen. Tamam, bir şey keşfedemiyoruz. Sorun değil. Bir şey keşfedemiyor olmak da güzel. Böylece her şeyi bildiğimiz anlamına geliyor bu. Şimdi nerede bitkiler? He. Bakın. Bu var. Bunların farkı ne acaba? Bu çok fazla taş gerekiyor. Taştan yapalım ya. Öyle değil mi? Aa bak, şekiller de var. Aa, bir dakika, kenara nasıl kayıyoruz arkadaşlar? Yan tarafa. Kopyalamaya benziyor bu. Aha, 1 2 3 ile kayıyormuşuz. Tamam, güzel. Şöyle yapalım. Bunu şöyle bir döndürelim. Tamam mı? Burası şöyle olsun. Bunu da döndürelim. Bunu böyle snap'le. Evet, çok güzel. Çok güzel. Yalnız problem değil. Problem değil. Şimdi bunu da snap'le. Yanlış oldu. Evet. Bir tane daha burayı yapacağız ama sonra. Şu an yapamayız çünkü yok. Maalesef yok gençler. Maalesef yok. Şimdi buraya bununla bir şey yapacağız herhalde. Böyle ekiyoruz. Biçiyoruz daha doğrusu. Evet. 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 Yalnız su yok. Gençler, su yok. Ya kirli su var. Ne olur kirli su atarsam ben bunlara. Deneyelim. Al. Bir dakika, bence bitkiler kirli su alabilir ki zaten. Ne alaka? Aynen. Bitkilere gidip de biz çene suyu mu döküyoruz? Yo. Aynen. Şöyle genelden de dökelim. Şöyle bir ıslansın oralar. Evet, çok tatlı. Gençler, müthiş oldu bu arada. Okay. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Gel bakalım abi. Şimdi nasıl başlarız evi yapmaya? Öncelikle elbette ki wooden floor'la başlarız. Çünkü zemin çok önemli bir şey. Evimizin buraya bakacağını böyle düşünecek olursak şöyle bir temel koyalım. Aa, ev havada uçuyor gibi. Gerçekten havada mı uçacak abi ev? Uçsun. Sonuç adalar abi, evin üzerinde durduğu şey havada uçuyor yani. Evin havada uçması çok mu önemli? Öyle değil mi? Bence hiç değil. Çok güzel. Harika. Harika. Çok da büyük olmasın. Ben çünkü buraya bir tane bahçe yapmak istiyorum. Balkon. Aynen. Ben buraya balkon yapacağım. Yapılabiliyorsa eğer. Burası bizim evimizin girdiği yer. Aynen. Bir tane şöyle merdiven... Dur. Nasıl döndürüyorduk? Q ve E. Şöyle. Aynen. Koy. Evet, çok tatlı. Bir de evimizin buradan girişi olacak. Evet, çok güzel. Harika. Bakın, evimiz oldu. Gerçekten oldu yani. Hemen hemen oldu. Harika abi. Aa, bir dakika. Lan, daha da güzel merdivenler varmış. Baksanıza şunlara. Bayağı çeşit var ya. Her şeyde bayağı çeşit var bu arada. Bunun da çeşidi vardır o zaman. Bir dakika. Şunu otomatiğe alalım. Bak, böyle değişik şeyler var. Bunlar ne acaba? Allah Allah. Çok acayip lan. Tamam, biz duvara gelelim. Çok fazla fantezi... Aa, kapıda ne var? Baksanıza kapıya. Dur. Oğlum. Abi bu ne? İki tane yan yana koyabiliyoruz bakın buraya. Dur, az önce bir şey gördüm. Kare. Kare güzel, ama çerçeveye benziyor bu daha çok. Kapıdan ziyade. Ama sonuçta kapı. İçinden geçebiliyoruz anladığım kadarıyla. Aa bak, bu da güzel. Direkt yuvarlak kapı var lan. Şeydeki gibi. Lord of Drinks. Bundan yapıyoruz abi. Kesinlikle bundan yapıyoruz. Burası da girişi böyle, burası böyle porch gibi olacak. Aynen. Bakın. Oğlum ne güzel lan. Ben çok beğendim. Ben gerçekten çok beğendim. Şimdi duvarı alalım. Duvarda da bayağı. Bak, bahsettiğim şeyler bu tarz. Bu tarz abi. Evet. Aynen. Aynen. Yalnız bunlar niye böyle tamamlanmadı? Biz bunları yapmadık mı, anlamadım. Bunları böyle vurmak mı gerekiyor acaba? Böyle böyle yapılıyor bunlar.
Ha, o yapılmış sanırım. Bir hız yapmanın bir yolu yok mu abi? Böyle basacak mıyız hepsini ha? Ha, şeyi beklememiz gerekiyor o zaman. Evet gençler bakın. Oğlum ne müthiş lan. Çok güzel. Bak. Bak neler neler var. Allah'ım neler neler koymuşlar oyuna. Bayıldım. Bu ne küçüğü var. Gerek yok. Şöyle orta boylusunu alalım. Bunu şuraya koyalım. Aynen. Ay Allah'ım. Gerçekten olağanüstü. Gerçekten olağanüstü. Abartmayalım değil mi abi? Gerek yok o kadar şeye. Aynen öyle. Yap abi şunu da. Bakın burası evimiz olacak bizim. Yuvamız. Bizim mütemadi evimiz olacak. Şöyle duvarları da yerleştirelim. Oh çok güzel. Harika. Bir kat daha mı yapsak? Evet. Bir kat daha yapacağız tabii ki. Burası duvarlar olacak. Aynen. Ulan o kadar odunum yok yüksek ihtimalle ama odun kasmamız gerekebilir bir noktada. Haberiniz olsun gençler. Onu da oraya koyalım. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Evet. Evimize şimdi içten merdiven yapmamız gerekiyor. Bu arada ben burayı yıkmak istiyorum. Tamam mı? Orayı yıkacağız. Buraya çünkü balkon yapacağız biz. Evet doğru duydunuz arkadaşlar. Balkon yapacağız. Heh. Buradan çünkü ben bahçemdeki bitkilere bakmak istiyorum. Tek sıkıntı. Burayı böyle yaparsam ne olur biliyor musunuz? Çok mu basık olur evimiz? Evet evimiz çok basık olur. O zaman sadece balkona çıkış yapalım. Tamam mı? Sonra buraya bir tane merdiven alacağım. Merdivenlerde de şöyle bir şey. Evet. Evimizin ortasında böyle tuhaf bir merdiven olacak arkadaşlar. İster alışın, ister alışmayın. Aynen öyle. Evimiz böyle. Böyle olacak abi evimiz. Evet. Böyle. Şimdi çatı. Çatı yapmam gerekiyor benim bir şekilde. Çatı. Yes. Yes. Ve çatıyı aynen öyle düz yapacağız arkadaşlar. Dümdüz. Çatımız dümdüz çatı olacak abi. Aynen. Böyle gösterişten uzak. Böyle çok gösterişten uzak bir ev. Aynen öyle. En sevdiğim abi. Kimse. Evin ortası açık kaldı. Olmaz. Doğru değil. Bir dakika. Evin ortasını böyle köşeli yapsak nasıl olur? Aynen. Aynen bak aynen. 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 Şunu da şöyle döndürelim. Aynen bakın. Oğlum çok tatlı oldu. Evin üstüne şuradan bakabiliriz. Var ya çok güzel duracak evin üstü. Bence. Benim şahsi düşüncem. Şimdi komple burayı inşa etmemiz gerekiyor sanırım. Evet. Evet. Bu arada bayağı da çimen gerekiyor biliyor musunuz? Güzel. Ev en azından tamamlanınca böyle bir şeye benzeyecekmiş gibi hissediyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Harika. Orası bitti. Bir tane daha kaldı. Evet. Orası da tamamlandı. Çatısı bitti. Acaba kapı var mı oyunda? Ya böyle hani açılıp kapalır mekanizmalı bir şey koyabiliyor muyuz acaba? Onu acayip merak ediyorum. Sorun değil. Biz bu odayı yürüteceğiz arkadaşlar. Bu bölümde yapabilir miyiz emin değilim fakat biz bu odayı kocaman yapacağız. Kocaman, kocaman. Evet, orayı tamamlayalım. Hadi oğlum, hızlı, bunun kesinlikle hızlı yapmanın bir yöntemi olmalı abi. Böyle tık tık vur vur vur. Bakın. Bakın evimize. Ne biliyor musunuz? Ben bu merdiveni çok fazla sevmedim. O yüzden sizin de sevmediğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik şunu bir yok edelim. Tamam mı? Ardından bir merdiven alalım. Sen. Otomatik diyelim. Bir dakika. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bunu buraya koyalım. Sonra şuraya daha küçük olan şeyi koyalım. Evet. O değil. O çok küçük oldu. Bir dakika merdiven içeri girmiş. O zaman... anladım lan. Daha mantıklı böyle. Dur bak. Evet. Böyle çok daha güzel oldu. Sonra bunu alacağım.
Aynen. He. Vallahi var ya gerçekten ya ben mimar mıyım? Oh. Evet, mimar olmadığım kesin. En azından sol tarafta. Sen gel dostum. Yanlış koymuşuz. Sen değil. Tuşlar biraz alışması zor gençler. Fakat alıştıktan sonrası kolay. Şimdi oldu. Evet, nasıl? Canavar değil mi? Buradan bakın artık dışarıyı rahat bir şekilde başımıza bir musibet gelmeden izleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle onu oraya koyalım. Buradan düşmememiz açısından da onu oraya koyalım. Sonra şuraya şöyle bir de küçükleri koyduk mu? Abi demeyin keyfime ya. Harbi diyorum yani yaptığım en güzel ev olabilir mi bu ya? Ha, bir insan evi de mi güzel yapar ilk oynadığı oyunda ya? Evet. Çok güzel oldu burası. Aa, evimizin çatısını göstermedim ben size. Bakın. Evimizin çatısına bakar mısınız gençler? Harika durmuyor mu sizce de? Ha? Samimi söylüyorum böyle hani şey tarzı evler olur ya. Doğaya daha çok az karbon salan, kendi kendine yeten evler vardı Cities Skylines'ta. Direkt o evlere benzemedi mi? Şuna bakar mısınız ya? Kim böyle bir evde yaşamak istemez? Ha? Kim böyle bir evde yaşamak istemez? Ben istemem ama isteyene de saygı duyuyorum elbette ki arkadaşlar. Peki, patateslerimiz henüz olmamış. O yüzden artık bünye istiyor ki yatalım öyle değil mi? Şöyle yatağımızı da koyacak pek fazla bir yer kalmamış gibi evde. Sağlık olsun. Şöyle bir yatak bence hiç kimsenin canını sıkmayacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Müthiş bir yatağımız var. Ne olur ne olmaz bir de workbench koyalım elbette ki şuraya. Sonuçta zırt pırt dışarı çıkmak zorunda kalmayalım. Burası da bizim workbench'imiz olsun. Ona gerek yok. Aa, bu arada bir dakika. Helm. Aynen dur bunu koyacaktım ben. Bakalım bu adayı kontrol edebiliyor muyuz? Bir dakika adayı ben pencereden kontrol edebilir miyim? Ha, buradan. Allah aşkına. Gerçekten mi? He? Cidden bunu yapabiliyor muyum oyun? Oyun uyarı vermedi bu arada. Bakın. Oğlum adayı gerçekten kontrol edeceğiz herhalde ha. Bu arada sıfır şaka. 146 knot dediği 146 knot hızında esiyor rüzgar. Okey. Bu gerçekten tatlı bir olay. Yalnız adayı harekete geçirmek için herhalde bizim şeye falan ihtiyacımız var. Yelkene veya motora vesaireye. Tamam. Bu arada bizim evimiz. Şimdi ben şuraya gideceğim gençler. Neden? Çünkü bolca su toplamamız lazım o adadan. Ve o adadan bolca su toplayıp bitkilerimize vermemiz lazım. Ha, bu ada güzele benziyor. Evet. Kesinlikle bu ada güzele benziyor. Biraz... Oğlum bu ne lan? Bir dakika. İçeride kesinlikle legendary bir şey var. Aa, açıkmış içerisi zaten. Hello. Bunlar ne? Aa, pick-up mı? Aa, face sculpture aldık. Bu ne abi? Bunlar ne? Allah Allah. Karakter şu an çok yorgunuz abi. Bir uzanayım. Heh. Bir uzanalım gençler. Şöyle bir... Oh, böyle bir... Temiz havayı bir içimize çekelim. Karakterimiz şu bonusu bir kazansın. Sanki yavaş sallıyormuş gibi geldi elindeki şeysini, aletini. Oğlum burada su var lan. Baksanıza. Taşlarla böyle suyu şey yapmışlar. Bir dakika. Şu arkadaki taşı alırsam su akar mı dışarıya? Akar olması lazım. Aynen bak su... Aa, akmıyor. He, su demek ki aşağı seviyedeymiş bayağı. Bunu da ver. Bunu da ver. Oğlum bu taşlarda bayağı tuhaf bir şey var bu arada. Entamit. Biz bu dünyaya burayı hani evcilleştirmek için geldik ve evcilleştirdik de. Ve başarılı olduk da. Aa, Rudder. Bu da sanırım emin olmamakla birlikte bir şeye yön veren bir ekipman olabilir. Rudder yani herhalde adaya yön vermek için orayı kullanıyor olabiliriz. Bu arada ben birazcık stoplayayım gençler şuradan. Topla abi. Oo, çok güzel. Çünkü bitkileri sulayacağız. Çok iyi oldu bu en azından.
adamızın hemen yakınında su olduğu. Herhalde şöyle 15, 20'ye geçelim. Bence 20 tane su kafi. Harika. Suyumuz da tamam. Bitkilerimiz de yetişiyor. Başka acaba? Bu da hala dirty water. Yani biz suyu nasıl içilebilir pozisyona getireceğimizi bilmiyorum bu arada. Bilginiz olsun. Ama herhalde o olay çok da mühim değilmiş gibi hissediyorum. Şöyle şuraya gelmişken şu ağacı da şöyle bir doğramış olalım. Harikasın bebeğim. Çok güzel, bekleyin. Sakın oradan aşağı düşmeyin abi. Sakın bir yerlere düşmeyin, yoksa bozuşuruz. Sen de keseceğim. Bakın neresine vurarsanız vurursanız vurun. Şey değişiyor. Oradaki tekstürü değişiyor ağacın. Ki bence o çok tatlı olmuş. Heh, bir dakika. Bunu da şunla. Bir dakika. Ne oldu? Onu sadece alabiliyorsunuz gençler bu arada. Ya bununla hani bir böyle yapıyorsunuz ya. Böyle yapabilmek için onu oradan alıyorsunuz anladığım kadarıyla yani. Daha doğrusu rahat bir görüntü oluşsun diye. Şunu bir yapalım. Çünkü evde biraz bahçelerle uğraşacağız. Dolayısıyla bizim biraz toprağa ihtiyacımız. Hem yapıp hem geri alabiliyoruz. Sayımız artmıyor ki. Çok iyi ya. O resmen böyle bir skill gibi olmuş, biliyor musun? Şöyle bahçeye bence 30 tane yeterli. Şunu da yap. Harika. Evet. Bence kafi. Let's go. Abi bak, 34 oldu. Niye? Daha önceden de vardı çünkü. Yo, 30 olmuş işte. 34 değil ki. Oyun az önce 30. Abi bir dakika. Bizim şunu kullanabileceğimiz yer. Aha, bunlarmış. Bakın ne çok leaf veriyor, fark ettiniz mi? Bunlar ne? Onları alamıyoruz, pekala. Burada bir şey yok. Burada şunları da şöyle bir toplamış olalım. Çünkü leaf de önemli. Ne kadar leafimiz var? Bayağı leaf var ya. Gerek yok vallahi. Şimdi adamız... Ulan lan niye uçtun? Adamız oradaymış bu arada. Oğlum ne güzel indim. Demek fall damage yok. O zaman kafalama inebiliyorum adalara. Güzel. Bunu öğrendiğim gerçekten olağanüstü oldu. Maalesef rope'um yok. Benim şeye gitmem lazım. Güzel bir adaya gitmem lazım. Şimdi gençler. 4 tane plank gerekiyor. Tamam. Bolca plankimiz var. Biraz şöyle gelelim, kendimize plank yapalım. Ah be, bir daha basaydım keşke. Kaçırmayacağız abi. Hızlıca. Çok fazla plank lazım bana. Çok güzel. Seriden. Ama hızlandığı zaman başarılı olduğumda bu sefer daha fazla plank vermesi lazım bana. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Madem zorlaştırıyorsun, o zaman artık bir verme. Yani başarılı olursan daha çok ver. Belki de veriyor ama şu an mini game'e baktığım için şeye bakamıyorum. Aşağıda kaç tane plankimin biriktiğine. Yeterli. 39-40. Eyvallah, gözülmenin. Kafi. Şimdi. Bundan yapacak. Wooden surface used to steer. Aynen, bakın. Adaya yön vermemize yarıyor bu. Aga nasıl yani? Bunu adanın altına mı koyacağımız gerekiyor acaba? Adaya nasıl yön verilir oğlum? Arkaya koyalım. Aynen. Aynen, arkaya koyacağım ben bunu böyle. Tamam. Bir tane daha koyalım mı? Bir tane daha koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. Hele koymayalım. İki tane koyalım. Aynen. Bu ne? Face carved into stone. Taşa yüz çizilmiş. Ne güzel lan. Bakar mısınız? Arkadaş gibi. Bizim arkadaşımız. Şöyle birkaç tanesini şuraya koyalım. Burada bir yüz olsun. Burada şöyle bir yüzümüz olsun. Burada şöyle insanlara bakmaya yüzümüz olsun. Aynen öyle. Çok tatlı. Face sculpture'larımızı da yaptık. Başka da bir şey yapamıyoruz bu arada. Okay. Ada bu şekildeyken gider mi? İçinden bir ses gitmeyeceğini söylüyor. Bak diyor ki
Build more floaters to lift the island. Aa bir dakika. Yelken yapmadık adaya ve şey yapmadık. Floater yapmadık. Yani adayı bir şekilde yukarı kaldırmamız lazım bizim. Okay. O zaman let's go to an adventure. Bu arada bu ada işaretli değil mi? Çünkü burası benim adam olmalı ya. Burayı kaybetmem lazım benim. Oradan geldik. Gençler gidiyoruz. Nereye? Gerçekten bilmiyorum ama şuraya gidelim. Aynen. Orası legendary bir adaya benziyor çünkü. Ve hem şeylerle çatışmamız gerekecek yüksek ihtimalle. Şu mantar kafalarla. Aha geliyoruz vallahi. Yavaş yavaş geliyoruz. Peki. Genç dostlarım burası bu bölümü sonlandırdığımız yer olsun. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden Alof'ta devam ediyor olacağız. Bir bölüm daha uzadı vallahi oyun yapacak bir şey yok ama keyif aldığınızı görmek oldukça mutluluk verici genç dostlarım. Yani neyse bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.